Biz de Raptor VLF direktörle arazide dedektörümüzü çalıştıracağız. Metallere verdiği tepkiyi göreceğiz. Ve burası bir piknik alanı. Çok yoğun metal olduğunu düşünüyorum ve hassasiyetimi biraz kısıyorum. Dolayısıyla bu kenar ağaç kenarlarında çok fazla demir metal atığı olduğunu biliyorum. İşte kola kutusu kapakları, gazoz kapakları, işte bira kapakları özellikle akşam saatlerine atılan çok fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi dedektörümüzü toprak ayarını yaptık. Dedektörümüz sinyal vermiyor toprağa. Hassasiyetimizi de kıstık biraz. Daha yüzeysel çalışıyoruz. Bakalım dedektörümüz nasıl sinyaller verecek bu arazi turunda. Bunu hep beraber görelim. Bu demir yatık. Bu değerli sinyali büyük ihtimalle kola kutusu kapağıdır. Çok güzel değerli sinyali veriyor. Nonferrous metal. Tam değersiz sinyali verdiği bir metal. Şurada bir değersiz sinyali verdi. Şurada. Bunlar çok daha yüzeyde çıkacak metaller çünkü çok güçlü ses veriyor. Bunlar yüzeysel atıklar. Başlığı rastgele sallıyorum. Herhangi bir şeye dikkat etmiyorum. Buralarda metal yok. Evet, bir şey bulduk. Kamerayla beraber noktalamak da zor oluyor. Bakın bu değerli sinyali. Çok yakından sinyal veriyor. Devam ediyorum. Bu değerli değersiz karışık bir metal gibi. Belki değersizin yanında değerli olabilir. Dikkat edilmesi gereken bir sinyal. Değersiz sinyali. Bakın derinden gelen bir değersiz sinyali. Değersiz ve değerli gibi vuruyor. Kırık veriyor muhakkak. İnce uzun bir çivi gibi bir şey. Dediğim gibi çok fazla alüminyum kapak atıkları olduğunu biliyoruz bu ortamda. Yıllardır birikiyor. O yüzden dedektörün çok çalıştırılacağı bir ortam değil ama yine de test için kullanıyoruz burasını. Evet. Değerli sinyali veriyor. Orta derinlikte bir metal bu. Çok yüzeysel sinyal ses vermiyor. Çok yüzeysel tonda vurmuyor. Bakın biraz yerinde değersiz metal. Çok sessiz, derinden gelen bir değersiz ses tonu. Bakın yine değersiz ama derinden geliyor. Sesi geliyor mu size ama
ya yan yana değerli değersiz metal veya sivri bir çivi gibi bir şey. Hem değerli hem değersiz vuruyor. Değerlendirmesi gerekebilir. Bakın yüzeysel bir değersiz metal. Nasıl güçlü vuruyor. Değersiz metal. Yüzeysel biraz daha. Dedektörümüzün arazide nasıl çalıştığını merak eden arkadaşlar için yaptığımız bir çekim bu. Bakın derinden gelen bir değerli sinyali. Orta derinlikte. Çok yüksek vurmuyor sesi. Çok yüksek ses veriyor. Yani yüzeyde bir değerli metal sinyali bu. Rastgele yürüyorum. Çok yüzeysel bir atık metal bu. Değerli gibi de ses veriyor ama değerlendirmesi gerekiyor. Orta derinlikte bir değerli metal. Çünkü güçlü vuruyor sesi. Raptor ve LF dedektörle değerli değersiz metalleri ayırmak çok kolay. Çekimimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.